Değerli Teknik.com izleyicileri, İhtaş'ı Data Systems Türkiye'de etkinlikler düzenliyor. İki tane etkinlik üst üste. Yanımızda ülke müdürü Serdar Serer var. Serdar Bey'le etkinlikleri konuşacağız. Serdar Bey, iki tane etkinlik üst üste, iki etkinlik. Neler söyleyeceksiniz? İlginç bir dönemden geçiyoruz aslında. Tabii Türkiye gündeminden bağımsız olarak ilginç bir dönemden geçiyoruz. Şirketlerin daha yeni döneme adapte olabilmesi için bir transformasyon gereksinimin olduğunu aslında bahsediyoruz. Dolayısıyla bu transformasyona baktığınızda da şirketlerin daha çevik, daha esnek hale gelebilmesi için yapmaları gereken bazı adımlar var. Bugün dediğiniz gibi iki tane etkinliğin birincisini gerçekleştiriyoruz. Yarın ikincisini gerçekleştiriyor olacağız. Amacımız ilk etkinliğimizde CEO'lara bu transformasyon tarafında neler yapılması gerekiyor, yol adımları nelerdir, yol haritası nelerdir onları anlatmaya çalıştık ve bunun aynı zamanda ekonomisi nedir? Nasıl bir ekonomi üzerine oturması gerekiyor? Bunları paylaşmaya çalıştık. Bunlarla ilgili olarak atılacak adımlarda yol haritasının belirlenmesi konusunda nasıl bir servis verilmesi gerektiğini paylaştık. Etkileşimde güzel bir etkinlik oldu. Çok değişik sektörlerden katılımcılar vardı. Dolayısıyla değişik sektörlerin bu konudaki görüşlerini alabilme imkanımız oldu. Başarı öyküleri paylaşan müşterilerimiz oldu. O anlamda Garanti Bankası'ndan Sayın Ferda Hanım'ın yapmış olduğu bir sunum oldu. Garanti Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Ferda Hanım yapmış olduğu bir sunum oldu. Altyapıları daha esnek, daha transformasyona hazır hale getirilmesi için gerekli olan teknolojiler konusunda paylaşımlarda bulundu. Bence verimli bir gün oldu. Yarın daha büyük bir kitleye inşallah hitap etmeyi umut ediyoruz. Yarın içinde birazcık daha bu dönüşümü şirketteki bireylerin nasıl gerçekleştirmesi konusunda ne tip teknolojilerle onlara yardımcı, nasıl destek olabileceğimizi anlatacağız. Bütün platformlarda hem Big Data'da hem Converge platformlarda hem de content ve storage mimarilerinde ne tip avantajlar sağlayabileceğimizi paylaşmaya çalışacağız. Peki katılım ne ölçüde oluyor? Memnun musunuz ilk gün itibariyle? Katılımdan çok memnunuz. Dediğim gibi bugün çok keyifli bir katılım vardı. Eskiden hep böyle bir sektörün yetkililerinin olduğu toplantılar olurdu. O zaman tek bir sektörün bilgilerini alma imkanı oluyor. Karışık sektörden kişilerin geliyor olmasının en büyük avantajı değişik sektörlerdeki bilgi birikimlerini paylaşmak. Orada da ortak paydanın şey olduğunu görmek çok güzel. Herkesin transformasyonla ilgili işte big data'ya, mobility'ye, content'e, cloud'a doğru bir eğilimin olduğu ve bununla ilgili bir takım projeler peşinde olduğunu görebiliyor olmak bence avantajlı bizim açımızdan da. Çünkü en azından beklentilerle bizim sunduklarımız arasında bir arada fark olup olmadığını anlamak açısından avantajlı. Ve bugün gördüğüm tablo içerisinde de şu andaki kurumlarımızın çoğu bu transformasyon için zaten çalışmalara başlamış durumda. Bir kısmı birazcık daha ileride tabii doğal olarak, bir kısmı nasıl yapacağını düşünüyor. Ama en azından düşünce olarak bakıldığında ciddi şekilde burada yatırım yapma hayali ve düşüncesi var. Bu çok iyi bir şey. En azından Türkiye'nin bundan sonraki dönemde daha rekabetçi şirketler ortaya çıkartacağını göstermek açısından. Peki yurt dışından misafirlerimiz de var, üst düzey yöneticilerimiz de var bir yandan da. Hem Türkiye pazarına bakacak olursak hem de bölge içinde bulunduğumuz bölgeye bakacak olursak nasıl bir kıyaslama yapabilirsiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim, mobility tarafı aslında Türkiye'de bence çok ileride. Dolayısıyla mobility tarafındaki servisler ve işi mobil hale getirme tarafındaki istek ve iştah çok daha yüksek durumda. Cloud hala regülasyonlar ve diğer sebeplerle dolayı bir parça daha private cloud, yani bunun servis odaklı bir mimari içerisinde artık daha ölçülebilir, metriklendirilebilir bir mimari içerisinde olması bir parça daha öncelikli kurumlarda görebildiğimiz kadarıyla. Bir de işlerin daha otomatize hale getirilebilmesi açısından private cloud önemli. Ama bunu gerçekten dışarıdaki bir cloud'a taşıyma noktasında hala regülasyonların olduğu sektörler, bazı problemlerin olduğu alanlar var. Onlarla ilgili olarak cloud tarafı birazcık daha geride. Big data herkesin çok ilgisini çekiyor. Bence herkesin tabağında şu anda big data ile ilgili ne yapacağız konuşması var. Çünkü Big Data tek başına bir Big Data'yı içermiyor. Bir Big Data Analytics'in içerisinde aynı zamanda o veriyle ilgili ne yapacağınız ve o veriyle ilgili olarak nasıl saklayacağınız, nasıl yöneteceğiniz, nasıl daha ileride search edeceğiniz gibi çok aşamalı olarak takip etmeniz gereken süreçler var. Bunların hepsini adresleyebilecek bir teknoloji getirebiliyor olmak gerekiyor. Dolayısıyla şu anda görebildiğim trendler en azından kullanıcılarda bu şekilde. Delta2Saat.com izleyicileri, HTC'nin etkinliğindeyiz. Yanımızda Jonathan Preston var ve kendisiyle içerik yönetimini konuşacağız. Jonathan, öncelikle Türkiye'ye hoş geldin. Bize Hitachi'nin içerik yönetim stratejisini özetleyebilir misin? Evet, tabii ki. Hitachi Data Systems olarak ISYM diye kısalttığımız kurumsal içerik yönetim stratejimiz, müşterilerimizin günümüzde büyük bir hızla artan içeriklerini kolayca yönetmelerini sağlamak ve yeni bir tarzda bilgilerini kullanmak üzerine kurulu.
Bizim yaptığımız bu veriye bakmak, nerede depolandığını analiz etmek ve çevresel etkenleri değerlendirmek olarak özetlenebilir. Maalesef müşterilerimizde bilgi ve veri büyüdükçe beraberinde büyük sorunlar da getiriyor. Biz de bu sorunlar karşısında doğru desteği sunmak için yeni nesil analiz sistemimizi devreye giriyoruz. Yeni nesil nesne deposu olarak adlandırdığımız Hitachi içerik platformunu müşterilerimize sunuyoruz. Bu platformu kullanan müşterilerimiz ses kayıtları, video içerikleri gibi verilerini yüksek derecede ölçeklenebilir. Ücretsiz depolama alanı sunduğumuz bu platformla rahatlıkla yönetebiliyor ve bu alan için üretilmiş uygulamalardan bağımsız olarak arama dahil birçok şekilde değerlendirebiliyorlar. Son dönemde mobilite konusunda çok fazla konuşuyoruz. Sizin mobilite tarafındaki stratejiniz nedir? Biz bu alandaki çalışmalarımızı benzersiz olarak yorumluyoruz. Çünkü kurumlara buna benzer paylaşımlı bir platform sunan başka bir şirket yok. Bu platform, müşterilerimize birçok avantaj sunmasının yanında, kendi müşterileri için de verilerini sürekli senkronize edebilecekleri Hitachi içerik platformu gibi güvenli arşivleme ortamları yaratmalarının önünü açıyor. Ayrıca biz kendi bilgi birikimimizi müşterilerimizle paylaşmayı ve onlara bu anlamda değer katmayı da çok önemseyen bir yapıya sahibiz. Lots of users that they want to share their files to.